Betül Soysal Bozdoğan, Musul'un rövanşını Doğu Akdeniz'de alır mıyız? Musul, Kerkük ve Süleymaniye Osmanlı'nın üç önemli sancağıydı. Bu bölgelerde zengin petrol havzalarının olduğu biliniyordu. İlk olarak 14. yüzyılda İbni Batuta eserlerinde belirtmişti. Modern dünyanın tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte petrol önem kazandı çünkü petrol modern dünyanın ham maddesi ve temel taşıydı. Batılıların iştahını kabartan bu bölge ilk olarak 1870'lerde çeşitli araştırmalara konu oldu. 1871'de Alman petrol araştırmacıları araziyi inceledi. Sonuç olarak bölgedeki petrol havzalarının yüzyıllar boyu bölgeyi ihya edeceği modern yöntemlerle de tescillenmiş oldu. Sultan II. Abdülhamit 1876'da tahta çıktığında petrol arazilerini korumak için tedbirler aldı. İkinci Abdülhamit Han 6 Şubat 1889'a çıkardığı iradeyle Musul vilayetindeki petrol ayrıcalığını kendi özel mülkiyetine kattı. Fakat iş bununla bitmedi çünkü içeride ve dışarıda pek çok Batı unsurlarıyla mücadele etmesi gerekiyordu. Birileri bu zenginlikleri Batı'ya havale etmenin peşindeydi. Nitekim yaşanan çetin mücadele süreçleri sonrası 2. Abdülhamit Han, 1908'de İttihat Terakki'nin baskısıyla mal varlığını devlet hazinesine iade etmeye mecbur bırakıldı. 1908'de iktidara gelen İttihat ve Terakki Partisi, bu devir teslimi bizzat kendileri yapmıştır. Bu operasyon, petrol arazilerini dış müdahaleye açık hale getirmiştir. Petrol arazilerinin devlete tapulu olması demek, devlet işgale uğradığında arazilerin de el değiştirmesi anlamını taşıyordu. Yaşanan süreçte önce 2. Abdülhamit tahttan indirildi, ardından Osmanlı'yı savaşa götüren süreç yaşandı. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşanmasıyla birlikte ise artık söz konusu petrol zengini topraklar Osmanlı sınırlarının dışında kaldı. Bu topraklar önce Sevr'de, daha sonra da Lozan'da bedensiz olarak diğer devletlere bırakıldı hali hazırda akademi camiasında bu alanların padişahın özel mülkü olması hasebiyle tartışmalar yaşansa da pratiğe bir yansıması olmamaktı. Şimdi gelelim bugüne. Dün zengin petrol yatakları sınırlarımız içindeydi, bizimdi. Bunun önemini fark eden bir padişahımız da vardı. Fakat içimizdeki batı hayranı kesimler oyuna gelerek o padişahı alt ettiler. Tarihin akışı yine benzer bir tabloyu önümüze getirdi. Aradan geçti 100 küsür sene, şimdi yine böyle bir yol ayrımındayız. Doğu Akdeniz'de Musul, Kerkük benzeri tarifi imkansız petrol ve doğalgaz rezervleri bulundu ve Türkiye Akdeniz'deki haklarını korumanın çabası içine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hamle üstüne hamle koyarak hakkımızı koruma peşinde. Doğu Akdeniz'de pozisyon alan batılı güçlerse İçerideki piyonlarını kullanarak Türkiye'deki milli iradeyi alt etmek için operasyonlar çekmekte. 2013'ten bu yana Gezi'den 15 Temmuz'a kadar yaşananlar durumu açıklıyor. Türkiye'nin uğraştığı iç meseleler tamamen oyalama taktiğidir. Oyalamanın ötesinde iktidarı değiştirerek Batı'yla uyumlu çalışan, milli meselelerde kolay taviz veren bir profil arayışı vardır. Darbe girişimlerinin nedeni budur. Batıya ve içerideki işbirlikçilerine seslenelim. Dün Musul'u kopardınız bizden ama bu defa başaramayacaksınız. Betül Soysal Bozdoğan Diriliş Postası